Merhaba değerli izleyenler, Editörün Gözünden programına hoş geldiniz. Bugün kamu çalışanlarını konuşacağız. Tabii ki bugün en çok konuşulan konulardan birisi memurlara yapılan zamlar, yine emeklilere yapılacak olan zamlar. Bunların her biri ayrıntılı bir şekilde toplumun gündemini oluşturuyor. Yine 2022-2023 eğitim öğretim sezonu sona erdi. Bu sezon nasıl geçti? Sıkıntılar nelerdi? Çözüm önerileri neler? Bunları ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Eğitimsen Kayseri Şube Başkanı, aynı zamanda KESK dönem sözcüsü Sayın Sedat Ünsal canlı yayın konuğumuz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail Bey. Nasılsınız Başkanım? İyiyim, İyi misiniz? teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Tabii eğitim ve öğretimi konuşacağız ama sıcak gündemle başlamak istiyorum. Memurların beklediği karar bugün meclise sunuldu. En düşük memur maaşı 22.000 TL'ye yükseltiliyor. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bildiğim kadarıyla seyyanen zam vesaire dendiğinde memur emekli olduğunda bu 22.000 TL üzerinde maaş alamayacak. Çıplak maaşı daha aşağılıkta, onun üzerinden hesaplanıyor. Kararı nasıl buluyorsunuz? Yeterli mi? Evet İsmail Bey, biliyorsunuz memurların zamları toplu iş sözleşmesi kapsamında değerlendirilen ve 2 senede bir, bu senede yapılacak 2023-24 yılı için yetkili sendikanın imzaladığı, yetkili olduğu ama 3 büyük konfederasyonunda bizim KESK'in de masada bulunma yetkisi bulunan bir süreç yaşanıyor. Temmuz-Ağustos döneminde bu süreci yaşayacağız önümüzdeki dönem. Bu verilen zam 2023 Aralık ayına kadar, 31 Aralık tarihine kadar verilen bir zam. Burada gördüğümüz şey şu, 2000, bir önceki 2022 yılında yapılan 22-23 toplu sözleşme bağıtlanan %6'lık zam artı enflasyon farkı 17.85. 17.85'i taban aylıklarına ve emekliliğe yansıyacak şekilde memur arkadaşlarımız alacaklar. Yani 11.400 lira olan en düşük memur maaşı, o da eş yardımı ve bir çocuk yardımıyla giydirilmiş şekilde olan yardım. O üstüne %17 koyduğumuzda bu tahmini 13.000-13.500 lira gibi bir emekliliğine yansıyacak aylığa tekabül edecek. Artı 8 bin lira yakın, 15.965 rakamıyla memur katsayısının çarpımı sonucunda 8 bin liraya yakın bir seyyanen iyileştirme ile ilgili yasa tasarısı da bugün meclise sunuldu. Bu yasa tasarısına göre ortalama bir memurun 24-25 bin lira civarında bir maaş alması öngörülüyor yasa meclisten çıktığında. Tabii biz şunu söylüyoruz yıllardır KESK olarak özellikle. Biz 4.688 sayılı yasa 2001 yılında ciddi bir mücadele, özellikle KESK ve KESK'e bağlı sendikaların alanda yapmış olduğu ciddi mücadele sonucu kadük de olsa kazanılmış bir haktı. Biz o 2001 yılında yasa çıkartılırken de mevcut dönemin iktidarına da yasa döneminde de bir takım eylemlilikler yaptık. Yasanın yanlış çıkartıldığını, yani bu yasanın bu şekilde tamam sendika hakkı veriliyor ama süreç içerisinde sendikaları dernek vasfına sokacağını, çünkü sendikaların grev hakkını kullanamadıklarında üyelerinin gerçekten ekonomik özlük haklarını savunma noktasında yetersiz kalacağını ve grev haklı bir yasa tasarısının olması gerektiğini biz bildirdik ama grev hakkı vermediler ve şey de 4.688 sayılı yasa kapsamında da örgütlenme alanlarını daralttılar. Örneğin emniyet teşkilatına örgütlenme yasağı getirdiler. Savunma Bakanlığı'nda çalışan askeri memurlara yasak getirdiler. Yine İşleri Adalet Bakanlığı'nda gardiyanlara örgütlenme yasağı getirdiler. Bir daraltılmış şekilde ve kadük bir şekilde bu 2001 yılında yasa çıktı. Çıktığından beri taleplerimiz, yani gerçekten bir çağdaş anlamda toplu sözleşme düzeni
işçi-işveren ilişkisi içerisinde yaşanmak isteniyorsa bu 4688'de değişikliklerin olması gerektiğini savunuyoruz. Bizim temel talebimiz bu. Şimdi bu şeye gelince, bu yasaya gelince, örneğin bu seyyanen bir zam emekliliğe yansımıyor. Evet. Şimdi mesela bu açıkçası zamda şu anda görüntü itibariyle biraz arkadaşların da hoşuna gidecek şekilde oldu ama şimdi emeklilik dilekçesi veren arkadaşlarımız var. Temmuz'da emekli olacaklar. Yani şimdi bu seyyanen olmasaydı, bu zam kat sayıya bağlanarak olsaydı bu arkadaşlarımızın direkt emekli maaşları da etkilenecekti bundan. Hem o etkin hem de tazminatlar belki yükselecek. Hem de mevcut memur emeklerinin hepsinin de hem de tazminatlar yükselecekti. Çok ciddi bir kayıpları söz konusu arkadaşlar. Yani %70-80-81 civarında en düşük memura seyyanen ve artı %17-85 ile verilen zam. Ortalama %74. Yani %74 emekli ikramiyesini fazla alacaktı. %74 şu anda emekli maaşı fazla bağlanacaktı. Çok ciddi anlamda bir kayıp söz konusu ve bunun travmalarını önümüzdeki dönemde toplumsal yaşamda göreceğiz diye düşünüyorum. Enflasyonist ortamlarda seyyanen zamların İsmail Bey çok ciddi bir etkisi olmuyor. Bakın şimdi Türk İş'in en son Türk İş ki mütevazi açıklıyor. Disk falan daha fazla açıklıyor. En son rakamları size söyleyeyim. Açlık sınırı 14 kişilik bir ailenin 10.373 TL. Yoksulluk sınırı 33.788 TL. Yani şu anda zaten 24-25 bin lira olacak ortalama bir memurun maaşı. Türk İş'in endeksine göre ki bunda Türk İş'in kiralarda düşük tutuluyor bildiğim kadarıyla. 33.788 lira olan yoksulluk sınırını zaten bütün memurlar altında. Yani dolayısıyla bir çözüm üretmiyor bu. Yani biz şimdi bu zamla 1-2 ay belki arkadaşlar şey yapacaklar ama inanın Eylül-Ekim aylarında bu yaşam standartının düşüklüğü, alım gücünün düşüklüğü kendini gösterecek. Dışarıda şöyle değerlendirme yapıyor. Tabii ki katılırsınız, katılmazsınız bilmiyorum da. Sonuçta asgari ücretle çalışan bir kesim var. Asgari ücretle alınan insanlar da memurlara çok iyi zam yapıldı ya da yapılıyor. Biz iyice öldük manasında cümleler kullanılıyor. Buna katılıyor musunuz? Açıkladığınız rakama göre 33 bin TL'nin altında olmaması gerekiyor. Evet. Yani şimdi yoksulluk sınırının 33 bin TL Türk İş'in rakamları bunlar. Yani şimdi İsmail Bey, ekmek şu anda 6 lira, 5 lira Kayseri'de. Birçok ilde 6 lira, 7 lira. Eylül ayında 10 lira olacağı söyleniyor ki bu olacak. Yani şöyle 4 kişilik bir aile sadece ekmek, günde 10 tane ekmek yese, yani 3 öğün yemekte, 10 liradan Eylül ayında günde 100 lira sadece 3 bin lira ayda sadece ekmek. Evet. Yani bu koşullar, ev kiralarının 7-8 bin lira olduğu koşullardaki Antalya, İstanbul, İzmir, Mersin gibi yerlerde 15 bin liraya çıkmış. Bir de orada da memurlar yani aynı maaş alıyor. Asgari ücretin yetersiz olduğu ve biz kamu emekçileri, sendikaları, konfederasyonu olarak da dinimizde de bu buyurulur. Komşun aç yatarken sen tok yatıyorsan hiçbir anlamı olmaz. İlkesini de temel alarak biz asgari ücret mücadelesi de veriyoruz. Asgari ücret Türkiye'de düşük. Yani şimdi bakın 19 lira olan 55 gün önce seçimden 19 lira olan dolar şu anda 26 lira. Ya bir defa %30-40 bize %72 zam vermiş. Devalüasyon yaşanmış zaten 55 günde %40'ı gitmiş zaten verdiği zamın. Ben bir anlam ifade etmiyor. 18 lira olan mazot şu anda 23-24 liraya dayandı. Ve bugün gece yine zam gelecekmiş. Yani şimdi o yüzden bunlar çözüm değil. Bunlar gerçekten bu seyyanen zamlar, hele hele seyyanen zam gerçekten emekliler için bir acımasızlıktır. Yani bunun pek kabul edilebilir bir yönü yoktur. Yani o yüzden yani yaşam şartları
24 bin lira, 25 bin lira ortalama bir memurun özellikle büyük şehirlerde ve tek çalışıyorsa, işi de çalışmıyorsa gerçekten yoksulluk sınırı altında çalıştığının hem göstergesidir rakamlara göre, hem de hayat, gerçek yaşam, çarşı enflasyonu, pazar enflasyonu bunu bize gösteriyor. Domatesin kilosu hala yaz geldi 20 liranın altına düşmedi. Evet. Yani bu etin kilosu 350-400 lira, ne olacağı belli değil. Bu toplu görüşmeler Ağustos'ta başlayacak herhalde, 7. görüşme. Evet. 7. dönem görüşme. 7. dönem 2 yıllık zam talebi mi olacak? Tabii 2023-24 dönemi. Orada sizin talebiniz ne? Siz de masaya oturuyorsunuz ama yetkili sendika değilsiniz. Şimdi neticede sizin söylediklerini çok dikkate alınmıyor sanki. Biz izleyici olarak oturuyoruz. Evet. Yani Türkiye Kamu Sen ve KESK. Ama şöyle bir şey geçmişte oluyordu özellikle bizim yetkili olduğumuz dönemler 2004-2005'e kadar birçok iş kolunda biz yetkiliydik, eğitim iş kolunda da. Biz diğer sendikalardan da görüşler talep ediyorduk. Bütün çalışanlardan görüşleri talep edip o talepler doğrultusunda masaya gidiliyordu. Şimdi burada şu var İsmail Bey, bu masada talepler önemli. Taleplerimiz bizim tabii ki yasanın değiştirilmesi en temel talebimiz KESK olarak bu 4688 sayılı yasanın çağdaş ölçütlere getirilmesi. Yani bu getirildi mi o masa anlam ifade edecek. Şimdi burada anlaşamadığınızda Yüksek Hakem Kurulu diye bir yapı var. Hükümetin atadığı bürokratlardan oluşan bir yapı karar veriyor ve genelde hükümetin teklifi üzerinden de bağıtlıyor. Ve buna karşı bir sendika olarak yapabileceğiniz yasaya göre hiçbir şey yok. Boyun eğmekten başka bir şey yok. Yani şimdi siz talebiniz çok ciddi rakamlar olsun, özlük haklar olsun, hükümet de koyuyor. Anlaşamıyorsunuz. Memur sen 2-3 defa %2,5'a falan imza attı, anlaştı. Artık geçen toplu sözleşmede onlar da anlaşmadılar. %6'ya imza atmadılar. Şey de bağıtlandı. Şimdi buradaki sıkıntı şu, tabii bu yasal olarak yapabileceğimiz bu şey işte grev hakkı olmadığı için sendikaların kamuoyu oluşturma anlamında güçlü refleksler göstermesi gerekiyor. Yani bütün konfederasyonlara seslen, kendi konfederasyonunda dahil biz hazırız zaten. Yani neden bu toplu görüşme süreçlerinde taleplerimizi ortaya koyup Ankara'da bütün konfederasyonlar 300-500 bin kişilik miting yapmıyoruz. Bu şekilde ya yani memur senin bu şekilde bir ön ayak yetkili sendika olduğu için bütün diğer konfederasyonları da çağırıp böyle ciddi bir mücadele programı o süreçte, yani 10 günlük süreçte, 15 günlük süreçte illerden başlayarak, iş yerlerinden başlayarak, hani sonunda iş bırakma hakkımız var bizim. Grev hakkımız yok ama iş bırakma hakkımız var. İş bırakmada dahil, mitinglerde dahil bir süreç programı önümüze koymuyorum. Yani bazen gelin beraber şey yapalım falan diyor ama o yedekleme şeysinde biz diyoruz tamam beraber yaparız. Programda beraber o talepleri de oluşturalım ama bu süreçte de bir mücadele programı oluşturalım bunu almak için. Bunu oluşturmaz isek masada adam yok der, hakem kuruluna gider. Hakem kurulu hükümetin, işverenin. Şimdi bizim şeyimiz de hükümetler bizim işverenimiz. İşveren çalışan ilişkisi de öyle bir boyutta. O yüzden hükümetin dediğini hakem kurulu onaylıyor. Oraya bırakacaksa sonuç ona gidiyor. Bir mücadele programı oluşturmak gerekiyor. Peki Ağustos'tan, gerekiyor. Ağustos'tan sonra bu en düşük memur maaşları ne olur? Şu an 22 bin gözüküyor ama 2024 itibariyle de bu rakam en az herhalde 25 bin lira gibi bir talep var. Ya şimdi en düşe sanırım memur sen mi yapmış? Evet, olursun. Bugün açıklama yaptım. 20 Ocak ayı için en düşüğü 25 bin lira. O da şey %10 bir zam talebine denk geliyor. Yani 22 bin lira %10 talep ederse 25 bin lira oluyor. Evet. Bu bizim kabul edebileceğimiz şey değil tabii. Peki. Memurlarla alakalı başka söyleyeceğin sözler varsa yoksa eğitim öğretim sezonuna geçeceğim. Evet.
Ya şimdi memurlarla ilgili şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz bu 22 bin lira Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesinde asgari ücretin 3 katı yapacağım en düşük memur maaşını vaadinden sonra Sayın Tayyip Erdoğan da birkaç gün sonra 22 bin lira yapacağım dedi ve bir söz vermiş oldu. Hani o sözün yerine getirilmesi için de yapılmış bir düzenleme bu ama tam istediğimiz anlamda olmayan bir düzenleme. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sözü daha var. Bu çok önemli. Mülakatı kaldıracağım dedi kamuda. Evet. Yani siz de duydunuz değil mi İsmail Bey? Hepimiz kulağımızla duyduk. Yani mülakatı kaldıracağım dedi. Özellikle Meral Hanım'ın, Kemal Bey'in alanlarda birilerinin çocukları torpilli işe giriyor, sizin çocuklarınız giremiyor söylemi çok etkili oldu. Şimdi mülakatı kaldırmayla ilgili 55 gün oldu. Ve hala kamuya alımlar yapılıyor ve hala mülakatlarla yapılıyor. Şimdi sistem içerisinde de hala mülakatlarla konum değişiklikleri yapılıyor. En ufak bir adım atılmadı. Şimdi bir an önce o verilen sözün de yerine getirilmesini istiyoruz. Ki bunu da kamu sen de istiyor değil mi? Tabii bunu bütün sendikalar istiyor. Bütün sendikalar istemek zorunda. Sendika şunu diyemez mülakatı. Çünkü Türkiye'de mülakat sistemi torpil sistem. Evet. Yani mülakat sistemi. Hani bazı iş kolları için mülakatın olması gerekiyor. Onu herkes kabul ediyor ama yaygın olarak sen tapıyor devlet memuru alıyorsun mülakat yapıyorsun. Öğretmen alıyorsun, mülakat yapıyorsun. Mülakat da torpil. Yani şimdi buna hiçbir sendika, hiçbir yapı evet mülakat olsun diyemez, dememesi gerekiyor. Evet. Derse zaten yanlış yapmış olur. Dolayısıyla bunun bir an önce bu adımın da atılmasını bekliyoruz. Evet. Sözün de yerine getirilmesini bekliyoruz. Yani şimdi 55 gün oldu, o dönemden beri kamuya alımlar yapıldı, hala mülakatla alınıyor. Evet, bu sözünü de hatırlatmış olduk Sayın Cumhurbaşkanı. 2022-2023 eğitim öğretim sezonu sona erdi. Size de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok büyük olaylara herhalde gebe olmadı deprem haricinde. Evet, deprem. O da maalesef tabii ki büyük bir olay ama sonuçta eğitim öğretim sezonu geride kaldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani 2022-23 eğitim öğretim yılını ilimizde dediğiniz gibi çok ciddi çocuklar nezdinde, veliler nezdinde bir sıkıntı yaşamadan atlattık. Bildiğimiz temel sorunlarımız hala devam ediyor. Yıllardır söylediğimiz, talep ettiğimiz sorunlar devam ediyor. Yani bu sorunların çözümü noktasında da çok ciddi adımlar atılmadı yine bu sene. Şimdi İsmail Bey, LGS sınavı yapıldı. Evet. Bakın şimdi LGS sınavında 1.246.000 öğrencimiz LGS sınavına başvurdu. Bunlardan 1.030.000'i sınava girdi. 216.000 çocuk başvurmasına rağmen girmedi sınava. Yani çocuk sınava girmiyor, gelecek şey yapmıyorlar. Yani bu ciddi bir sorun. Bu 216 bin çocuk. Neden bir hedefi yok? Neden bir şeyi yok? Ne yapacak bu çocuklar? Bunlar 14 yaşında çocuklar. Evet. Yani bunların büyük olasılıkla açık öğretim liselerine kayıtla sistem içerisinde gösterilip ya çocuk işçi olacaklar ya erken evlendirilecekler ya da başka kurumlara başka eğitimi devletin adında yapmak isteyen art niyetli başka kurumlara malzeme olacak bu çocuklar. Yani o yüzden bu çok önemli bir sorun. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bunun üzerinde durması gerekiyor. Yıllardır söylüyoruz. Niye girmediler? Bakın, onun ortaya çıkarılması. %20 bir öğrenci. İkincisi 206 bin öğrenciyi oraya koyduk. Bu nitelikli daha önceki bakanın deyimiyle sınavla öğrenci alan liselerde 200 bin civarında öğrenci alıyor. Yani geri kalan 800 bin öğrenci bizim yerel yerleştirme dediğimiz bir sistem var. O yerel yerleştirmeyle yerleştiriliyor ve bu çocukların büyük bölümü, bu 800 bin öğrencinin büyük bölümü İsmail Bey istedikleri okullara yerleşemiyor ve mutsuz.
okula başlarken mutsuz oluyorlar. Yani sınavda atıyorum işte Kayseri'de bir nitelikli liseye yerleşmek için %10... Ama tercih yapıyorlar sonuçta. İstedikleri okullar tercih yapıyorlar. Nasıl tercih, yerleşemiyor? Mahalle okulu ya da bir başka okul tercih ediyor. Tercihte şöyle bir şey kalıyor. Halka şeklinde hem meslek liseleri, hem İmam Hatip liseleri, hem Anadolu liseleri tercih, bu tercih hakları verilmiş sayı olarak. Hı hı. Şimdi bunu bir yere yerleşebilmesi için o sayıyı dolduruyor. O Anadolu Lisesi'ni istiyor çocuk. Örneğin Esenyurt Mahallesi'nde Necdet Taş Anadolu Lisesi'ni ne yerleşmek istiyor. Ama Necdet Taş Anadolu Lisesi'nin kontenjanı sınırlı olduğu için yerleşemiyor. Yerleşemeyince ikinci halkadaki Anadolu Lisesi'ne bakılıyor. Oraya da yerleşemedi mi meslek lisesi, İmam Hatip Lisesi'ne yerleşmek zorunda kalıyor. Yani bu çocukların... Ne olması lazım? Yani herkes kendi mahallesinde mi okusun? Ne, yani bu tercih nasıl yapılabilir? Şimdi bizim bu konuda LGS konusundaki öngörümüz, liselere yerleştirme konusundaki öngörümüz orta vadede çocukların sınavsız yerleştirmelerinin altyapısının oluşturulması. Hmm. Bu temel talebimizdir. Çocukların ilgi yeteneklerine göre okullara yerleştirilmesidir. Ama Türkiye'nin kısa vadedeki gerçeklikleri göz önünde bulunduğunda bunun mümkün olmadığı görülüyor. Bu anlamda da çocukların puanlarına göre yerleştirilmesi en mantıklı durum diye düşünüyoruz. Düşünüyorum ben. Evet, yani puanlarına göre. Puanlarına göre, evet. Zaten şu anki sistemde de belki tercih sayısı artırılabilir. Belki. Kontenjan sayısı. Mesela kontenjan sayıları öğrencilerin tercihlerine göre planlama yapılabilir. Hmm. Öğrenci nereyi fazla tercih ediyorsa o bölümlerin kontenjanları artırılabilir. Hmm. Ama rakamlara baktığımızda o yönde de adım atılmıyor. Evet. Yani bu sorun... önemli sorunlardan biri. Kayıt dönemi başladı mı hocam? Başladı. Kayıt dönemi başladı. Çocukların zaten liselerde bu LGS sonuçlarına göre yerleştirme. Evet. Tercih dönemi şu an devam ediyor. İlkokul ve ortaokullarda da elektronik ortamda e-okul sayfalarından velilerimiz çocukların TC kimlik numaralarıyla hangi okula yerleştirdiklerini görebilirler. Bu aralar adres değişiklikleri, evet, siz çok fazla karşılaşıyorsunuz. İşte herkes çocuğunu çok iyi bir okulda, bir okul isim yapınca, evet, herkes oraya yükleniyor. Bütün Kayseri orada okutmak istiyor. Evet. Siz de bu konuda zorlanıyorsunuz. Aynen. Buna nasıl çözüm bulunabilir? İsmail Bey, zaten demin dediğim şey şu LGS'deki sorun. Hı. Bununla paralel bir şey. Şimdi bakın, Milli Eğitim Bakanlığı hala hani bu noktada iyi niyetli adımlar atılmıyor. Hala iller arasında şu LGS sonuçlarına baktığımızda örneğin Türkçe 9.99 net yapmış ortalama 20 soruda. Fen 9.01, matematik 5.95, din kültürü 10 soruda 6.29, 6.06, inkılap tarihi, yabancı dil 4.91. Şimdi bu ortalamalar zaten yetersiz ortalamalar. Eğitim sistemimizin gerçekliğini gösteren ortalamalar. İkincisi de iller ve illerdeki okullar arasında çok ciddi puan farklılıkları var. İşte ilkokula dahi yerleştirmede velilerin adres değişikliğine yönelmesi, farklı şeyleri yapması okullarımızı eşit hale getiremememizden kaynaklı. Evet. Yani okullarımızın eşit hale gelmemesinden kaynaklı bu sorunu yaşıyoruz. Bakın iller arasında farklılıklar... Okullar aslında eşit hocam. Yani sonuçta bir okuldan iki kişi LGS'de birinci olunca zannediyoruz ki o okul herkes oraya giren, herkes LGS'de 500 tam puan alacak. Ya da bir okulda bir öğretmenimizin ismi çıkınca her biri değerlidir, kıymetlidir. Anlattıkları aynı ama öğrenci bazlı da ortaya çıkan tablolar var. Yani okul ismi çıkıyor ama öğrenci bazlı çıkıyor. Aslında oradaki başarı öğrenci bazlı diye düşünüyorum. Şöyle, o şimdi dezavantajlı bölgeler dediğimiz okullarımız var bizim. Evet. Yani dezavantajlı dediğimiz şey şu. Öğrenci velisinin kendi içinde bulunduğu ekonomik koşullar veya parçalanmış aile olması veya farklı sıkıntılar.
anne babanın sorumsuz olması, eğitim seviyelerinin düşük olması gibi çeşitli nedenlerden kaynaklı okullarımız var. Bu dezavantajlı öğrenci sayımızın fazla olduğu, özellikle Suriye göçünden sonra mülteci geçici koruma altındaki öğrencilerin sayısının fazla olduğu okullarımız var. Şimdi bu okullar incelediğinizde bu okulların başarı düzeyleri düşük. Böyle olmayan okulların başarı düzeyleri yüksek. Yüksek, doğru. Ha, burada yapılabilecek şeyler var mı? Var. Bu dezavantajlı bölgedeki okullara Milli Eğitim Bakanlığı'nda avantajlı davranması, pozitif ayrımcılık yapması. Kaynaklar açısından, farklı yönden, psikososyal yönden desteklenme açısından. Mesela bu okulların hepsinde kesinlikle rehber öğretmen bulunması gerekli. Öğrenci sayısına göre bulunması gerekli. Yani 1500 öğrencisi olan okula göstermelik bir tane rehber öğretmen olmaması gerekli. 3-4 tane. Mesela bu okulların hepsinin akıllı tahtası olmalı. Mesela bu okulların hepsinde çocuklara günlük bir öğün sıcak yemek verilebilmeli. Anlatabiliyor muyum İsmail? Bu okulların kantinlerinde çocukların belli kredileri devlet tarafından karşılanabilmeli. Bu çocukların... Başarıyı mı etkiler? Tabii hepsi etkiler. Bunların hepsi başarıyı etkiler. Okula çocuğun bağlılığını artırır, okula gelmedeki istekliliğini artırır. Sabahleyin kahvaltı yapmayan bir çocukla kahvaltı yapanın çocuğun dersi algılama şeyleri aynı değildir. Yani akşam uykusunu yeterli zamanında yatırılmamış bir çocukla akşam düzenli yatırılmış, sütü içirilmiş, sabah kahvaltısı yaptırılmış, okula gönderilmiş çocukla aynı değildir. Aynı algıyı gösteremez. Bunları işte burada devletin buralara müdahale ederek, ancak bu şekilde sistemli bir müdahaleyle bu iller arası, bakın bu iller arası da önemli, kişi başına düşen milli gelirin düşük olduğu illerde LGS başarısı daha düşük, yükseldikçe LGS başarısı daha yükseliyor. Ya bu senenin rakamları yok elimde ama geçen sene, daha önceki senelerden kaynaklı. Yani ve ildeki okullar arasında bunun giderilmesi gerekiyor. Bu yönde sosyal devlet ilkesinin hayata geçirilmesi gerekiyor. 3600 ne oldu hocam? 3600. 3600 memurlara verildi. Evet, şeylere. Bütün memurlar aldı mı? Yok, orada öğretmenler aldı, şeyler aldı. Geçen sene verildi o. Polisler aldı, imamlar aldı. Yani genel manada verildi. Bütün genel manada verildi. Bütün evet, memurlar evet. Alındı herhalde. Kademeli bir şey yapıldı. Kitlerde çalışanlar hariç herhalde. Kademeli bir şey yapıldı evet orada. Evet. 3600 de önemli adımlardan birisiydi. Evet, 3600 o sorunlardan biriydi. Evet, bu 3600'den sonra emekli olanların sayısı arttı mı kamuda? Şimdi 3600'den sonra bu sene ilk bu sene denk geliyor. Emekli talebinde bir fazlalık görüyorum ben alanımızda. Eğitim alanında gördüm. Ama şu son seyyanen zam nasıl bir etki yapar onu bilemiyorum. Peki Kayseri'nin eğitim öğretimdeki yeri diğer illere göre kıyasladığınızda ne durumda? Başarı çıtamız geriye mi gidiyor, ileriye mi gidiyoruz? Bu tabii ki başarı genel manada sınavda aldığımız puanlara göre vesaire ölçülüyor. Evet. Şimdi İsmail Bey, bu sene LGS sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı henüz il kapsamında şeylerini vermedi, verilerini vermedi bize. Hani bu veriler geldikten sonra bu noktada bir değerlendirme yapmamız daha doğru olur. Çünkü velilerimizin bakış açısı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bakış açısı maalesef diyeyim, LGS ve YKS sınavlarındaki ilin başarısını o ildeki eğitimi, öğretimin geçen seneye göre daha iyiydi, bu seneye göre daha kötü gibi bir, hem bakanlıktan böyle bir algı yaratılıyor hem de velilerin de böyle bir algısı var. Aslında o öyle değil tabii. Yani şimdi biz neye bakmamız gerekiyor? Kayseri'de yemekhanesi olan kaç tane devlet okulu var? Ve bu okullarda çocuklara öğlen yemeği verilebiliyor mu? Bu rakama bakmamız gerekiyor. Yani 2022'de şu kadardı, 2023'te o zaman burada bir başarı elde edilmiş. Oyun bahçesi olan, spor, basket sahası,
futbol sahası. 2022'de kaç okulumuz vardı? 2023'te kaç okulumuz var? Toplantı salonu, okulun modern anlamda bir toplantı salonu ama. Yani çocukların etkinliklerini yapabildiği, kışın soğukta falan gösterilerini yapabildiği, faaliyetlerini yapabildiği, velilerle toplantı yapılabildiği. Kaç tane okul vardı 2022'de, 2023'te kaç okul var? Bu kıstasların hepsiyle toplamda bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Yani şimdi biz Kayseri'de ben şunu biliyorum. Okul, yeni okul yapımı için arsa üretilemiyor. Öyle bir sıkıntımız var Kayseri'de. Yani bu sıkıntının belediyelerle de işbirliğine girilerek falan aşılması gerekiyor. Fiziki şartlar nasıl hocam? İkili öğretim yapan okullarımız var. Evet. İkili öğretim yapan okullarımızın bir planlama dahilinde normal eğitime dönüştürülmesi gerekiyor. Bakın özellikle o çok istenilmişti tekli eğitime ama bir türlü geçemedi. Bakan Bey'in, bakanımızın birinin hangisinin de ciddi bir üstünde çalışmalar yapıldığı falan, böyle okulların derslik sayıları artırılmaya çalışılır. Hatta yönetici odaları bile derslik, ama daha sonra bakandan bakana değişiyor. Şimdi o sanırım şeydi, Suriye göçünün yeni gelmeye başladığında falan da o proje göç gelince, tabii şu anda Türkiye'de herhalde 120 bin mi 150 bin Suriyeli nüfus var deniyor rakamlar tam. Yani onun 50 bin öğrenci olsa bile büyük bir rakam. Ama şey, yani bu normal eğitime planlama dahilinde dönüştürülmesi gerekiyor okullarımız. O da şu anki imkanlarla zor gibi duruyor yani Kayseri'de. Kaynakların bunu aktarılması. Sizde zaten herhalde sizin okulda tekli eğitim mi var? İkili eğitim var. İkili eğitim var. Sınıflar kaç kişilik? Sınıflar şu anda birinci sınıflar 38 kişilik. Yani. Bu senede kayıtlarımızla 40 falan bulacak. Fiziki şartlar da çok yani, yetersiz. İşte o bölgeye bir tane ilkokul gerekli. Bir ilkokul daha açılsa ikisi de normal eğitime dönecek. Döner. Evet, maalesef tabii ki bu fiziki şartlarda inşallah tez zamanda düzelir ama çok uzun süredir konuştuğumuz konulardan birisi, bir türlü adım atamadık. Eğitim yardımları da artıyor mu bu memurların maaşlarıyla alakalı, size ödenek veriyorlar eğitim öğretim sezonu başlarken? Yok, o şeyde toplu sözleşmede bağlanan şekilde %6 falan yansır sanırım. Yani %6 şey 7, onun rakamı var. Yani o toplu sözleşmede şu sene şu kadar, şu sene şu kadar diye var. O bu oranda %70 oranında bir artış sağlamaz. Sözleşme yani arkadaşlarımıza şunu söyleyeyim ben. Merak eden arkadaşlarımız varsa, ki bu konu sizden önce de bana telefonla, WhatsApp'la zammı soran arkadaşlar vardı. Kafaları netleşsin. Değerli arkadaşlar, hiçbir yan ödeme, farklı adlarda ödeme, ek ders ücreti, döner sermaye gibi ödemelerde bu %72'lik oran yok. %17.85'lik oran. Bu sadece maaş. Maaş. %70. Seyyanen verilen bir şey, onlara %17. Yani şimdi mesela bizde uzman öğretmen yaptılar. Biz ona da karşıydık. Uzman öğretmen, baş öğretmen. Eşit işe eşit ücret anayasanın temel ilkesine karşıydı. Bugün de genel başkanımız Anayasa Mahkemesi'nde, Anayasa Mahkemesi çağırdı. Bu konuyla ilgili görüş bildiriyor. Biliyorsunuz yasa çıkartmışlardı. Şimdi 2500 lira, 2300 lira tam rakam hatırlamıyorum uzman öğretmenin aldığı maaş. Bu uzman öğretmenlik maaşınız %17.85 artacak arkadaşlar. Yani %72 artmıyor. Anlatabilir miyim? Yani bunlar hiçbiri, alınan hiçbir ek ödeme bu şeyden yararlanmıyor. Evet. Sözleşmeli öğretmenlik devam ediyor mu? Devam ediyor. Bu tarz alımları herhalde karşısınız sözleşmeli. Karşıyız. Sözleşmeli öğretmenlik devam ediyor. Zorunlu hizmet 4 yıl var onlarda. 4 yıl belli bölgede çalışmak zorundalar. 4 yıl sonra şey, kadroya geçiyorlar arkadaşlar. Biz sözleşmeli, ücretli öğretmen olmasına karşıyız. Yani biz kadrolu, yani kırsal alanlara öğretmenler nasıl göndereceğiz? Kadrolu öğretmenler, ben 89'dan 2001 yılına kadar köylerde çalıştım, kadrolu öğretmendim. Sonuçta
hizmet puanlarına göre atama olduğu için, boş alan olmayınca mecbur bulunduğun yerde çalışacaksın. Yani bir yere kıpırdama şansın yok. 2001'e kadar kırsalda köyde çalıştım. Kaldı ki eski köy nüfusu, şehir nüfusu da çok değişti. Bizim zamanımıza göre değişti. Çok fazla değişti. Öğretmen atamaları yeterli mi? Yetersiz. Şimdi biz 200 bin öğretmen atanmasını istiyoruz. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi verilerine göre öğretmen ihtiyacı zaten 100 binin üzerinde açıklıyor ki bize göre bundan daha fazla. Yani şimdi dışarıda da mezun ve işsiz gezen öğretmen arkadaşlarımız var. Bazen intiharlara gidecek facialara kadar şeylerle karşılaşıyoruz. Aslında toplumun derin yaralarından birisi bu. Bu sorunun mutlaka çözülmesi gerekiyor. Yani şimdi bakın motorlu... Maliyet mi artıyor? Ücretli öğretmenlik daha sanki devlete yük getirmiyor gibi onu çok kullanılıyor. Asgari ücretin altında çalışıyor bu arkadaşlar. Yani şimdi 50-52 lira ektes ücreti. Girdiği ders kadar en iyi giren arkadaşımız ayda 100 saat girse 5200 lira. Bir de 10-15 saat bir iyileştirme veriyorlar. Yani 6000 lira maaşı asgari ücretin yarısına çalışıyor. Bakın şimdi o da İsmail Bey bu seyyanen zammın şeye eklenseydi şimdi bizim ek derslerimiz var 52 lira. %75 zam olsaydı 90 lira olacaktı ek ders. Ve bu bütün ücretli öğretmeni de etkileyecekti diğerinde. Şimdi ek derse yapılacak zam %17.75. Seyyanen aldığımız için diğerini. Yani ek derse ek ders ücreti 50 liraydı. %10 lira da 60 lira olacak. Şimdi bu ücretli arkadaş Eylül'de başladığında 100 saat 6 bin, mesela öyle olsaydı 99 bin lira alacaktı. Şimdi 6 bin lira alacak. Evet o da... Yani bakın yansımalar bu seyyanen zammı. Ve bu seyyanen zam enflasyonist ortam bu şekilde devam ederse zaten bu seyyanen ücret 1-2 sene içerisinde kadükleşecek gidecek. Çünkü yeni yapılacak zam katsayılarından etkilenmeyecek. Evet. Okullara ödenek ayrılabiliyor mu? Yani temizliktir, hademedir. Şimdi İsmail Bey şöyle, bu çok büyük sıkıntı. Bu liselerde vardı daha önce okul bazlı bütçe. Şimdi geçen sene Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul, anaokulu ve ortaokullara da, temel eğitim okullarına da okul bazlı bütçe sistemine geçti. Şimdi bu eskiden bir ilçe, Melikgazi ilçesindeki ilkokulların, ortaokulların bakanlıktan bütçesi ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne geliyordu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kendi ilçesinde o harcamaları yapıyordu. Şimdi bakanlık geçen sene bu parayı, aynı parayı okul bazlı bütçe, okulun öğrenci sayısı, derslik sayısına göre ve harcama kalemlerine göre okullara çıkartmaya başladı. Okul müdürlüğüne çıkıyor. Okul müdürlüğü devlet harcama yönetmeliğine göre, yasaya göre onların harcamasını yapıyor. Evet, bu proje yani siz temelde şeye inanıyorsunuz. Eşit eğitim herkese. Evet. Proje okullar da var. Bu proje okullarına bakış açınız nedir? Şimdi, ülkemize fayda sağlar mı? Şimdi bu proje okulları ciddi anlamda kangren olmaya başladı. Yani şöyle sayısı çok fazla arttırıldı. Yani ben anlarım bir ilde 2-3 tane çok özel proje okulu olur. Özel öğrencileri yetiştirirsiniz. Yetiştirirsin. Ha? Ama sen tutar da bir ilde 20-30 tane proje okulu, proje okulu yaparsan. Şimdi buradaki yönetmeliklerde de sıkıntı var. Proje okullarına yönetici atama sıkıntılı. Proje okullarına öğretmen atama sıkıntılı. Nitekim bu yılda ellerine yüzlerine bulaştık. Yöneticilerin şeyine mi bağlı? Yani isteğine mi bağlı atamalar? Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın direkt yetkisinden. Şimdi diğer okullara yönetici atama işte sınavla oluyor. Yer değişikliği iki form var, puanla oluyor. Ama bunlar da Milli Eğitim Bakanlığı 4 yılı biten yönetici isterse devam ettiriyor, isterse ettirmiyor. Başka birini atayabiliyor. Öğretmen de aynı şekilde. Şimdi bu okulların sayısı az iken fazla dikkat çekmiyordu bu. Yani 3-4 okul, 2-3 okulken hani bir şimdi şekilde... bu okulların sayısı çoğaldı. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Ayrıcalıklı öğretmen, torpilli öğretmen
Törpüllü yönetici bakanlıkta adamı olan Kayseri'nin merkezinde Sarız'ın köyünden Kayseri'nin merkezindeki proje okula geliyor, öğretmen oluyor. Ve benim iktidar partisinde Hasan Emin varsa oluyor mu? Yoksa olmuyorum. Sıkıntı yaratıyor. Bunun bir an önce zaten bu sene şeyi uygulayamadılar, yer değişikliğini. Ertelediler 2 yıl yönetmeliğe, 2 yıl mevcut bulunanlar 2 yıl daha çalışsın, işin içinden çıkamadılar. Onun düzeltilmesi, onun objektif kıstaslara, proje okullarının bir defa sayısının azaltılmasına gidilmesi ve proje okullarına atanacak öğretmenlerin yöneticilerinde objektif kıstaslarla belirlenmesiyle ilgili yönetsel düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekli. Evet, siz öğretmenlere eğitim ödeneğini konuşmuş muyduk? Konuşmuştuk. Evet. Peki norm fazlasıyla alakalı sıkıntılar var mı? Bu düzenli uygulanabiliyor mu? Evet, şimdi İsmail Bey, norm fazlası öğretmenler örneğin oluyor tabii. Şimdi burada sıkıntı şu, şimdi mesela deprem bölgesinden ilimize öğretmen arkadaşlarımız geldi. Bunların hepsi, birçoğu şu anda norm fazlası durumda. Tabii deprem bölgesinden gelen arkadaşlarımız da boş olan köylere, mevlere gönderecek halleri yoktu. Çünkü o insanlar, tayin isteme hakkı olan insanlar, belli özelliklere olanlar, yakınını kaybetmişler veya kronik hastalığı olup bulunduğu deprem bölgesinde tedavi olamayan arkadaşlarımız geldi. Onlar şu anda merkezde norm fazlası çoğu da var. Şimdi burada il içinde tayin isteyebilecekler. Arkadaşlarımız il içi tayinlerine yerleşebilirlerse yerleşecekler. Yerleşemezlerse Kasım ayı içerisinde bir de norm fazlası öğretmen arkadaşlar için atama yapılıyor onlar için. O dönemki boş kadrolara. Şimdi o dönem maalesef, buradan Sayın Valimize de sesleniyorum, Gökmen Valimize. Yani bu Kasım ayında atanamayan arkadaşlarımız, o norm fazlası öğretmenlerin atanamayan arkadaşlarımızı resen atama yöntemine gitmesinler. Şimdi bu valiler, bazı illerde valilerimiz bu yönteme gidiyor, bazı illerde gitmiyor. Çok ender gidiyor ama. Biz Şeyh Muz Bey döneminde maalesef bunu yaşadık. Ve bir sürü mahkemeler, şunlar, bunlar, bütün sendikalarda kendi üyeler için dava açtı. Yani eşi burada çalışıyor, öğretmen arkadaşımız non fazlası olmuş, il içi atamada da istemiş, merkezde istediği bir yere gelememiş o Kasım ayındaki atamada. Orada resen atama hakkı, kullanma hakkı var. Şeyh Muz Bey Sarız'a arkadaşı göndermiş. Burada çocuğu, eşi burada. Öğretmen Sarız'da. Böyle sıkıntılar yaşandı. Sayın Vali... 50 kilometre şeyi yok mu? Yok, yok. Ondan sonra dava açıyorsun. Dava açıyorsun. 6 ay sürüyor. Mahkemeliğinde karar veriyor. Geri geliyor. Devlet zarara uğruyor. O yüzden Sayın Valimizin bu konuda, özellikle de deprem bölgesinden gelen arkadaşlarımız non fazlası öğretmen sayısı içerisinde de fazla olduğu için uygulamaması, resen atama yöntemine Eylül ayında falan programa çıkartırsanız yine onu hatırlatırız. Gitmemesini istiyoruz. Yani bu gerçekten sıkıntı yaratır. Sendikalaşma konusunda sıkıntı var mı? Çünkü bu FETÖ METÖ olunca ister istemez insanlar belli alanlara, STK'lara vesaire üye olmaktan çekiniyor. Özellikle kamu çalışanlarda herhangi bir sendikaya üye olmaktan, belki iktidara kamu çalışanlarında sendikalaşma, eğitim örgütlerinde %80 civarı. Hala bir %20-25 gibi, tam o şeyi, tam rakam şey yapamıyorum. Ama yüksek yani. Yani 200, şöyle desek 400-850 bin, 1.250.000, yani %80, 75-80 yüksek yani. Evet, peki. Program sonuna geldik. Hatırlatmak istediğiniz, duyurmak istediğiniz bir şey varsa alıp bitirelim. Ya da şu konuya da değinseydik iyi olur dediğiniz bir şey varsa alıp bitirelim. İsmail Bey, şöyle, şimdi kamu emekçisi arkadaşları özellikle Temmuz-Ağustos ayında, yani bu 2023-24 toplu sözleşme süreciyle ilgili süreçte dikkatli olmaya,
sendikalarının yapmış olduğu çağrılara kulak vermeye ve birlikte bir mücadele programıyla bu süreci 2023-24-25 bağıtlamasını en iyi şekilde yapabilmemiz için bizlere destek vermesini istiyoruz. Peki, ağzınıza sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, bugün KESK dönem sözcüsü, aynı zamanda Eğitimsen Kayseri Şube Başkanı Sayın Sedat Ünsal'ı ağırladık. Kendisiyle vaktimiz ölçüsünde belirlediğimiz konuları konuşmaya çalıştık. Bitirdik. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.